Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda MSU soruları hakkındaki, geometri soruları hakkındaki yorumlarından bahsedeceğim. Ee, sınav sorularını çözmeyeceğim ama onu söyleyeyim. Sınav sorularında nasıl sorular çıktı onlardan biraz bahsedeceğiz. TYT'de de bu şekilde mi gelir, nasıl olur gibi yorumlardan bahsedeceğiz. Haberiniz olsun. Evet, 2020 tayfa. Sizi gerçekten çok seviyorum. Sizin yeriniz bende ayrı. O yüzden şöyle bir kalp içine aldım. Normalde kalp içine ne alıyorduk arkadaşlar? Özel açıları 30, 45, 60, 135 lere alıyorduk ama 2020 tayfa sizin de yeriniz ayrı. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Yeni taşınma e, arifesindeyim. Yeni evime geçtiğim zaman e, 2020 tayfa şöyle bir kağıda böyle çizip duvarıma da asacağım. E, onu da size de gösteririm arkadaşlar sizin yeriniz apayrı Tamam mı yani işte geçenki videoda 2021 tayfa için bir video çektim ya bazı arkadaşlar hocam daha biz e, cenazemiz kaldırılmadı falan diye şey yapıyorlar e, arkadaşlar e, tabii farklı yorumlar olabilir A ayrı bir konu da e, emin olursun yeriniz bende ayrı <laughs> e, sizin için e, çok fazla Oyalamamak için aslında şöyle bir karar aldım son sınava bir ay kala e, ekran karşısına geçip de çok da fazla oyalanmanızı istemiyorum bol bol soru çözün deneme çözün bunlarla vakit geçirin arkadaşlar tutup da e, beni izlesen ne olacak e, eksiklerin varsa izle o ayrı bir konu ama ekstra bir ürünle karşınıza çıkmak istemiyorum arkadaşlar e, sınavdan önce hocam bir çıkın işte reperlik yapın tarzında da diyenler var büyük ihtimalle sizin için bu son videom olacak e, sınavdan önce de konuşunca da böyle işte strese girme şu bu falan filan diyorlar arkadaşlar. Onu da çekmem herhalde diye düşünüyorum. Rehberlik anlamında da bu videomuzda sayılabilir arkadaşlar. Evet. Gerçekten ama gerçekten benim için çok önemlisiniz arkadaşlar. 2020 tayfa. Şimdi MSU sorularından size biraz bahsedelim isterseniz. Bir kere MSU soruları işte kolay diyenler oldu. Yorumlarda biliyorsunuz bir yayın paylaşmıştım. Zor diyenler oldu. Yeni nesil hiç yoktu diyenler oldu. Vallahi yeni nesil hiç yoktu diyenleri tebrik ediyorum. Arkadaşlar. Ee, şey anlamında düşünmeyin arkadaşlar ee, ciddi anlamda tebrik ediyorum sizler o kadar yeni nesil soruların içerisinde boğuşmuşsunuz ki size de hak veriyorum aslında ee, sorular yeni nesil değilmiş gibi geliyor size artık şimdi sayacağız arkadaşlar soruların yarısı yeni nesil geometride soruların yarısı yeni nesil soru sayacağız nasıl bir soru çıkmış nasıl şeylerden bahsetmiş ya siz o kadar alışmışsınız ki sorulara alışkanlıktan dolayı size normal bir soruymuş gibi geliyor. Aslında ne yapmışlar biliyor musunuz? Ee, soruların içerisinde ben inceledim. Soruların içerisinde bir konu değil, sadece 2-3 tane soru da tek bir kazanım soruyorlar. Soruların içerisinde mesela hem üçgende alan sormuşlar, hem dik üçgen sormuşlar, hem ikizkenar üçgen sormuşlar. Ee, bir sorunun içerisinde 3-4 tane birden konu var. Yani direkt eski gibi, yani eski soruları siz unuttunuz galiba. Eskiden nasıl sorular soruluyordu? al burası 90 derece şu ikiz kenar Hadi bakalım eşit bakalım burası şuradan bir dik Ondan sonra sonuca ulaş verilen her bilgileri yan tarafta falan yazıyorlardı ama artık yazıyorlar mı yazmıyorlar arkadaşlar yine o tarzda yeni nesil diyebileceğim sorular var biraz sonra da benzerlerinden bahsedeceğim göreceksiniz zaten arkadaşlar Evet ee, size ama şey gelmesi çok normal e, ne derler hiç yeni nesil yoktu demek çok normal. Onu da normal karşılıyorum arkadaşlar. Ama geometri anlamında matematik soruları incelemedim. Geometri anlamında gerçekten güzel sorular vardı. Geometri anlamında güzel sorular vardı. Ee, büyük ihtimalle zaman sıkıntısı olmayan arkadaşlar geometriyi iyi bir şekilde yapmıştır. Ee, ondan sonra geometriyi yapamayanlar da sona bıraktığı için büyük ihtimalle zamandan dolayı yetiştirememiştir. Ondan dolayı yapamamıştır. E, o yüzden TYT ile de ilgili videonun sonuna doğru da bir yorum da yaparız arkadaşlar. Büyük ihtimalle sınavda soru çıkarsa aynı ayarda çıkar mı çıkmaz mı onu da düşün, konuşuruz arkadaşlar. Evet şöyle bir soru. Bu yeni nesil diyeceğimiz bir soru arkadaşlar. Eskiden şeklin tamamını şekli sadece bu şekilde verirdi. Arkadaşlar şöyle bir soru sormuş. Sorunun tamamını paylaşmayacağım biliyorsunuz yasak ki şeyden de paylaşmadım sadece hatırladığım kadarıyla olan şeklini çizdim arkadaşlar. Buradaki açı verilmişti. Şuradaki açı verilmişti arkadaşlar. Şuradaki açı verilmişti. Buna göre tabi şurası kırmızı renkte. Kırmızı rengi de olduğunu da göstereyim arkadaşlar. Şuradaki kırmızı renkleri de çizeyim. Buna göre şu x açısı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Ya aslında ne bu? İkisi aynı üçgen döndürülüyormuş, döndürülüyormuş. İşte döndürülüp bu buraya konuluyormuş falan arkadaşlar. Şu şekilde getirtilmiş. Ee, konulduğunda burada kaç kaç derecedir diye soruluyor. Çok kolay bir soru. Zaten arkadaşlar şurada açı belli ya. Ee, mavi ile kırmızı arası. Mavi ile kırmızı arasındaki açı belli ya. Şurası da kırmızı zaten. Şu kırmızıyı yanlış çizdim galiba ben. Ee, şurası kırmızı olacaktı. Bir de burası kırmızı olacaktı. Mavi... Yok şurası kırmızı burası kırmızı. Şu eş üçgenler de zaten direkt göstermiş bize. Ondan dolayı kolay bir soru. Mavi ile kırmızı arasındaki açı belli. O zaman burada kaçı da belli dersiniz. Burası da mavi ile kırmızı arasındaki açı. Hocam şurada boynuz kuralında şu üçünün toplamı buraya eşit diyebiliriz. Bu açı belliyse şuradaki açı da e, belli olduğundan dolayı. Birinci yöntem bu. Ya da şu iki açı yan yana geldi ya ikisinin toplamı burasına eşit oluyor. Şurada da üçgende iç açılardan dolayı yine sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Kolay bir soru. Yeni nesillerin kolay bir sorusu. Hani ben size hep diyorum ya. Ee, düşünce yapınızı geliştirecek sorularla karşılaştık yaptık ya böyle acil olsun şey olsun ee, acildeki sorulardan da var tabii ki burada arkadaşlar. Düşünce yapınızı ölçecek sorular e, geliştirecek sorular tabii ki burada da vardı yani siz düşünce yapınız gelişmiş haliyle buraya geldiniz o yüzden bu sorular düşünce yapınızı geliştirecek sorulardan sonra çok kolay geldi yine. Ee, söylediğimiz yöntemler hep yeni nesil sorulardaki söylediğimiz yöntemler e, uyguladığınız zaman size çok kolay geldi aslında. Biz ne diyorduk arkadaşlar? Döndürmede döndürmede şekil değişmiyor diyorduk değil mi? Evet burada da şeklin değişmediğini yani iki üçgen de eş üçgen olduğunu kullandık aslında arkadaşlar. O yüzden kolay geldi size. Ya da yapanlara. Klasik bir tarzda bir soru arkadaşlar. Ee, geçen sene de buna benzer bir soru gelmişti. Katlamayla ilgili gelmişti. Açı kenar bağıntılarıyla ilgili bir soru. E, ee, buradaki açılar vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu açıları yazınca bu kenar uzunluklarını da kullanınca açılarla kenarlar doğru orantılıdır muhabbetini e, yaptığınız zaman rahat bir şekilde yapabileceğiniz yine bir soruydu arkadaşlar. Büyük ihtimalle yine bu soruyu yapmışsınızdır. Bu çok klasik bir soru yalnız. Bu hemen hemen çoğunuz yapmışsınızdır. <laughs> bu soru benim çok hoşuma gitti. E, i̇kiz kenar üçgende arkadaşlar bu. Şu ikizkenar kenar üçgen sayısal değerleri vardı. Ben atayım. Şuraya 10 10 yazayım. Tam değeri de yazmayayım isterseniz. Bir de bu 3 eşit parça alan 3 eşit parçaya bölünmüş. Tabi içleri renkli bir kartonla bölünmüştü. Sonra diye demiş ki bize şuradaki kartonu al buraya yapıştır. Buraya yapıştırıldığında bunun çevresi ne olur diye sorulmuştu. Aslında bu da klasik sorunun ki ben ee, yeni nesil soru hazırladığımda hep ne yapmıştım biliyor musunuz? Eski nesil sorularda hep klasik soruya çevirmiştim. Eski nesil soruları klasik soruya çevirmiştim. Bu da onun, onun yani benim tarzımda bir soru olmuş aslında. Hatırlarsanız böyle bir sorum da vardı benim. Şimdi bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar üç eşit parçaya ayrılıyorsa burada uzunluk da verilmişti tabi. Buraya da ne diyelim mesela atıyorum 12 diyelim tamam mı? 10, 10, 12 olsun attık. 3 eş bu sorunun içerisinde bakın 3 tane birden konu var arkadaşlar. 3 eşit soru 3 eşit alana ayrılmışsa o zaman buradaki tabanlar ne olmak zorunda? Tepe noktası aynı olduğu için alan dağıtmadan dolayı eşit olmak zorunda. Alan dağıtmadan dolayı 12 ise 4 4 4 diye ayrıldı. Hocam ikiz kenar görüp de tabana tabanda mevcutsa tabanına ait yükseklik çizmezsen bizden değilsin diye hep söylemiştik. Hemen insan olan tabanına ait yüksekliği çizer dedik. Siz, o, siz de çizdiğiniz büyük ihtimalle. Mesela burası 2 birim 2 birim yaptı. Aa hocam dik tabanı 2 parçaya böldü. Bu da x kenar oldu diyebiliriz. Evet <laughs> şurası x ise burası da ne oldu arkadaşlar? x oldu. Şu sarı üçgen burada. Bunu da buraya atmıştık arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> şurası da kaç birimdi? 10 birimdi. Şunun çevresi bunu buraya attığımız zaman burası 4 ise bir kenar buraya düşüyor zaten 4. Ee, bir kenarda zaten şurası x birim buraya geliyor. Şu şeklin çevresini bulacağız arkadaşlar şu şeklin çevresi derken şunun çevresi yani şu tamamının çevresini bulacağız. Bu uzunluk zaten 4 birim. Burası da 4 birim. Ne yaparız? Şuradan bir dik çizeriz arkadaşlar. Aa, bu kalıp her yerde karşımıza çıktı. Konu anlatımında benim e, sözel olarak da sorduğum normal e, bu şekilde de sorduğum bir soru vardı arkadaşlar. E, biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın diki çizdik. Burası haş. Her iki dik üçgen. iki tane dik üçgen var görüyor musunuz? Bir burada bir burada. Her iki dik üçgende ortak kenar varsa onu yalnız bırakıyorduk. Haş kare neye eşittir? Şunun karesi eksi. Bunun karesi. Burası da 2 birim 2 birim ya. Ee, yani onun karesi eksi 6'nın karesi aynı zamanda h kare neye eşit arkadaşlar şunun karesi eksi şunun karesi yani x kare eksi 2'nin karesinden x'i bulursunuz x'i bulduktan sonra da sonuca ulaşırsınız messio'daki sorunun benzeri arkadaşlar mesödeki soru değil tamam mı ee, telif yemek istemiyorum ondan dolayı evet Soru bu şekilde arkadaşlar ve kolay bir soru ya aslında güzel bir soru. Belki de zorlanmışsınızdır. Niye? 3 tane konu birden olduğu için zorlanmışsınızdır. Evet zor da diyebiliriz arkadaşlar. Dik üçgende ortak kenarı yalnız bırakmalı bir soru aslında. Ve x kenar üçgen ve de alan konusunda içeren bir soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Bu da yeni nesil sorulardan bir tanesi. Yeni nesil sorumuz ne oldu arkadaşlar? 2 mi etti? Evet 2 etti. Yani kesip buraya yapıştırdığı için yeni nesil bir soru arkadaşlar. Yani bizdeki kitaplardaki gibi klasik bir şekilde şöyle bir soru sormamış bize. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Ee, şöyle bir x kenar ki bizim sorularımızın arasında var zaten bu. Ee, burası x x burası 10. Atıyorum burası 4. Burası da 4. Şu x uzunluğu nedir sorusu. Klasiktir. İkizkenar üçgen içinde de sorulan bir sorudur. Yüksekliği çizdim. Burası h2 2. Her iki dik üçgende de ortak Pisagoru uygulayıp yaptığımız e, sorular arkadaşlar. Hem ikizkenar üçgende hem de dik üçgende sorduğumuz sorular. Büyük ihtimalle e, benim konu anlatımını izlediyseniz bu şekildeki soruyu da büyük ihtimalle yapmışsınızdır arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir soru vardı arkadaşlar bir kareye paralel kenar ve yamuk diye söylemiş kareye paralel kenar ve yamuk şeklinde söylemiş buranın alanını vermiş ben mesela kaç diyeyim burada buranın alanını atıyorum. 16 diyeyim. 16 ise arkadaşlar buranın alanı 16. Hepsinin alanı 16. O zaman bir kenar kaç yaptı arkadaşlar? 4 yaptı. Bize de şuradaki x sorulsun. O zaman şu paraya kenarın alanı şeyse şey tabanına ait yüksekliği bulacağım arkadaşlar. Hatta şurada yamukta da tabana ait yükseklik bulacağım ya. Bu aynı zamanda paraya kenarın da yüksekliği oldu. Aa hocam taban çarpı yükseklik yani 16 yapması için 4 çarpı 4 olur. Yani burası 4 olur. Aynı şekilde buranın da alanı 16 ise arkadaşlar burası 4 ya. Bu tabana ait yükseklik yine aynı şekilde. Bu tabana ait yükseklik burası. Yine 4 yapmalı burası. Burası da 4. E bu yamuğun alanında 16 ya. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik den yüksekliği bulursun. Sonra 1-2 işte sonra pisagor bağıntısından buradaki uzunluğu bulursunuz. Ki burada 1-2 kök 5 üçgeni vardı arkadaşlar. ÖSYM'nin en sevdiği kalıptır demişimdir size. E söylediğimiz şeyler de genelde bakın genelde çıktı. Yani özel üçgen kalıbında bir soru çıktı karşımıza arkadaşlar yine. Tamam. Yani yine bir e, özel üçgen var. Bak yine bir soru neyi barındırıyor arkadaşlar? Bak bir soruda bir kare var. İki paralel kenar var. Üç yamuk var. Ve bu konuların hepsinde bir de ne var arkadaşlar? Bunların hepsinde bir de alan var. Aynı zamanda dik üçgen de var konunun içerisinde. Yani bir konunun içerisinde dört tane birden soru var. Klasik sorulardan bir tanesi e, bunun yeni nesil soru diye almayalım isterseniz. Şöyle bir katlama sorusu. Biz e, boşluk. E, arkadaşlar Katlama sorusu, <laughs> şimdi ilk önce bu üçgeni böyle katlamış sonra da burayı böyle katlamış sonra da şuradan bir delikler delmişiz. Bu deliklerden kaç tane oluşur diye soru vardı arkadaşlar. Şimdi burada e, ben hatırlarsanız yine videolarda arkadaşlar e, hatta acil geometri çözümlü geometri denemelerinin içerisinde koydum. Kağıt katlayıp kesme ile ilgili soru koydum. Burada da delik kaçmışsınız. Aslında aynı mantık çözüm aynı aynı başlıkta. Yani sen o kağıt katlayıp kesme. Hatta konu anlatımının içine de koydum arkadaşlar. E, konu anlatım yeni dosyasında son videolarda, sonuç videoda işte e, kağıt katlayıp kesme başlığı altındaki olan sorulara bakın arkadaşlar. E, çıkar da demiştim MSÖ'de çıktı. TYT AYT'de çıkar mı? Tam olarak emin değilim ama bu sefer de kağıt katlayıp kesmeyle ilgili kaç parça oluşur şeklindeki soru mantığında soru da çıkabilir diye tahmin edebiliyorum arkadaşlar ee, gelebilir ya illa gelecek diye bir şey yok bilemiyoruz tabii onu da ee, yalnız o kağıt katlayıp kesme mantığını işleyen arkadaşlar bunu çok rahat bir şekilde yapmıştır. Ne yapıyorduk arkadaşlar orada geri açılım yapıyorduk geri açılım ee, en son burada böyle katlamışız arkadaşlar böyle katlamışız ya bunu bu şekilde açıyoruz bunu açtığın zaman şu şekil geldi karşımıza. Bakın şu üçgeni böyle katladık ya bu şekil geldi. Yani simetriğini aldık. Simetriğini aldığımız zaman bir yuvarlak burada, bir yuvarlak burada, bir yuvarlak burada. Bir de bunun öncesinde böyle bir katlama vardı. O katlamayı da şurada aç arkadaşım. O katlamayı da şurada açtığımız zaman, şuradaki üçgeni böyle açtığımız zaman bunun simetri alanında burası oldu. Bakın delik sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu arkadaşlar. Cevabımız kaç yapar? 8 yapar. Tamam mı? Olay bu. Bazı arkadaşlar daha farklı bir şekilde yapmıştır. Hocam ben bunu deldiğimde 2 delik geldi. Bir daha katladığımda 3. kağıdın üstüne geldi. 3 delik. Bak buradaki delikte şu üçgende 3 üç delik oldu. Şurada 3 diyebilirsiniz. Hocam ben böyle katlandım. 2 kağıt üst üste ya. Burada 2 delik, burada 2 delik, burada da 1 delik diye sayıp o şekilde de yapanlar da olur ama şu geriye açılımı bilin. Kağıt katlayıp kesmede de çok işimize yarar. Evet, şöyle bir ay oluşturma olayı var arkadaşlar. Bizim Acil Geometri kitabında da zaten böyle bir soru da var. Hatta Acil Geometri kitabında ee, sanırım yaylar artı şey soruluyordu arkadaşlar. Şöyle ay yıldız tamamlanmıştı böyle üst üste konulan şeylerde arkadaşlar. Ee, ay yıldız şeklinde sorulmuştu. Açılar artı bu yaylar toplamı şeklinde sorulmuştu arkadaşlar. Yani bu orada o soruyu çözen arkadaşlar bu soruyu çok rahat bir şekilde yapmışlar. Mesela bu soru da e, hem çemberde açı hem de çemberde uzunluğu ölçen bir soru. Yani burada da iki tane soru birden yazmışlar arkadaşlar. Ee, bu da yeni nesil sorulardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdiye kadar kaç tane yaptı? 2 tane önceden vardı. 1-2 de burada 4 yaptı arkadaşlar bu soruyla birlikte. Hatta burada da sayalım. Bu da yeni nesil bir soru olarak alabiliriz. 5. Yani soruların yarısı aslında soruların yarısı yeni nesil arkadaşlar. Geometri anlamında matematiği bilmiyorum. Bu soru nasıl yapılıyor? Ee, buradaki... <laughs> Yayın ölçüsü 180 derece. Buradaki yayın ölçüsü de atıyorum 120 derece olsun. Adam bize yarıçaplar oranını sorsun mesela. Yarıçaplar oranı nasıl bulabiliriz? Evet arkadaşlar, ee, burada bu yarıçaplar oranı mesela burası 180 derece olduğu için, şunu şöyle çizdiğim zaman bu çap olacak ya, bunun yarıçapına buradan ulaşabilirim. Bunun yarıçapı da çemberdeki en güzel ek çizim neydi arkadaşlar? Çemberdeki söylemlerimiz her sınavda çıkıyor. En yani Anahtar kelimeler var, varsa uygula. En güzel ek çizimde yarı çap çizmek tabii ki. Çiz kardeşim yarı çap burada. En güzel ek çizim yarı çap çiz. Hop yarı çarpı, hop yarı çap. Ee, burası iki eş parçaya bölünüyor yarı çap bulmak için. Ben buraya iki iki diyecek olursam. Hatta buradaki 120'den dolayı. Burası da kaç yaptı? 120. 30 30 120 üçgen çıktı arkadaşlar burada. 2 2 2 kök 3. O zaman burası kaç çıkar? Kök 3 birim. Kök 3 birim olarak çıkar arkadaşlar. Yarı çaplar oranında kaç çıkar? 2 bölü kök 3 olarak bulunur. Güzel bir soru. Kolay bir soru. Hem çemberde açı hem de çemberde uzunluğu anlatan bir soru oldu arkadaşlar. Sonrasında böyle bir soru. Şöyle bir e, konu anlatımlarımızda da yine böyle bir soru vardı arkadaşlar. Taralı alanları eşit verdik. E, bu arada açılar oranı buradaki alanlar oranı eşit oluyordu demiştik. E, üçgendeki benzerlik dairedeki yani burada hem dairede alan hem de dairede benzerlik hem de alan dağıtma ile ilgili yine alanda böyle bir karışık bir soru sormuşlar arkadaşlar. Şunu hatırlarsanız bunlar eşitse bunlar ne? A, 3A, 5A diye gidiyorduk ya. Burada da arkadaşlar A, 3A, 5A diye gittiğimizde buraya da 5A yazarsın. E burada da 1'e 3 oran olacak ya. Burası 5A bölü 3 yazarsın. Hatta rasyonele de girmeyebilirsin de. 5 e yakın burası da ne? 5A e, yazarsın. Sonrasında ne çıkar? 5A, 5A bölü 3 A. Açılardaki oran da bu şekilde olacak. Açıları da yazıp ona göre yine işleme ulaşırsınız arkadaşlar. Bu da dairede alanda yapılamayacak bir soru değildi arkadaşlar. Klasik tarzda bir soru da diyebiliriz aslında buna. Sonra e, ben arkadaşlar hatırlarsanız daireyle ilgili pardon geometri denemeleriyle ilgili e, geometri acilin geometri denemelerine bakmış, bak baktıysanız eğer fark etmişsinizdir. Her denemeye ya beşgen sorusu ya da altıgen sorusu koymaya özen gösterdim. Ya e, 200 soruda falan yoktur arkadaşlar büyük ihtimalle. 2-3 teste yoktur. Toplamda 15 15 30 tane test var ya MTTM maiit. Arkadaşlar sınavda e, TYT'de ya da AYT'de gelebilmesi yüksek ihtimal diye söylüyorum. Düzgün beşgen ve düzgün altıgen sorusu büyük ihtimalle %90 ihtimalle gelecek. Bakın burada düzgün beşgen sorusu sormuşlar. Eşkenar dörtgenleri koymuşlar. Bu da düzgün çokgen şeklinde söylemiş arkadaşlar. E, bu düzgün çokgen kaçgendir diye soruluyor. Gerekli işlemleri yapınca çok da rahat bir şekilde bulabileceğiniz klasik tarzdaki sorulardan bir tanesi arkadaşlar düzgün beşgenin açısını yazarsınız. 108 Ondan sonra şuraya bir alfa açısı yazarsınız. Alfa alfa. Sonra burası. a hocam burası 108 artı 2 alfa. 108 artı 2 alfa burası. E Burası da alfa ya. 108 artı 2 alfa ile alfanın toplamı eşittir. 180'den alfayı bulup sonra dış açıya yoğunlaşıp ondan sonra 360 böyle dış açıdan yine cevabı ulaşabilirsiniz arkadaşlar burada. E, hatta ilginçtir arkadaşlar. Hem e, soruda e, MSU sınavında e, hem düzgün beşgen sorusu hem de düzgün altıgen sorusu ee, olarak katlamanın içinde de sormuş ya. Hem beşgeni hem altıgeni sormuş. Ama sınavda mutlaka bir tane ya düzgün beşgen ya da düzgün altıgen sorusu ile ilgili soru gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onlara da dikkat edin. Bir de son soru olarak bir analitik sorusu arkadaşlar. Ee, analitik sorusu da hem noktanın analitiği hem nokta analitiği hem ee, doğru analitiğini ikisini birden karıştıran yani birkaç kazanımı birden karıştıran ee, güzel bir soru. Bunların benzerleri zaten kitaplarda var arkadaşlar. Şunu alıp buraya koymuşlar. Bunu sağa doğru ötelemişler. İşte bu doğru üzerinde Bu doğru üzerindeymiş bu da. Bu şekildeki olan soruyu da çok rahat bir şekilde yapmışsınızdır. Bu da x eşittir 2 doğrusu. Hatta özel doğruları bile koymuşlar. Burası 2 birim 1 bir birim olarak yazacaksınız arkadaşlar. Hatta bu nokta altta mıydı? Şöyle geldiğiniz zaman burası 2 birim 1 bir birim. Hatta burası 1 bir birim. Burası da 2 birim ya. Buradaki apsisi yerine koyduğunuz zaman x yerine 2 koyduğunuzda X yerine 2 koyduğunuzda Y'sini bulursunuz. Burada da X yerine kaç koyacaksınız? 2, 4, 5. X yerine 5 koyduğunuzda da buradaki Y'yi bulursunuz. Dik yamuk. Şurada bir dik çizince de Pisagor bağıntısından şu uzunluğu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Evet MSU soruları böyleydi arkadaşlar. Yeni nesil sorulardan bir tanesi de bu. Görüyorsunuz sınavın yarısı yeni nesil olmasına rağmen size yeni nesil gelmedi. Ama e, bu neden dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar. Sizler e, yeni nesil sorulara o kadar alışmışsınız ki bunların yeni nesil sorusu olduğunu sınavdan sonra fark edemediniz. Ama aslında soruların yarısı ciddi anlamda yeni nesil soru arkadaşlar. Yani yeni nesil de düşünce yapınızı geliştirecek sorular diye söylüyordum ben hep. en üst düzeyde değil de kolay yeni nesil diyebiliriz arkadaşlar. Yeni nesillerin kolay soruları da diyebiliriz. 5 tane klasik, 5 tane de yeni nesil bir soru sormuşlar eee TYT'de de nasıl olur? Büyük ihtimalle TYT'de de arkadaşlar ya farklı yorumlar olabilir. Ya benim şimdi iki tane bu sınavdan e, bir şey sürenin uzatılmasından sonra bir içinde bir his oluştu. Şimdi bu sınavdan sonra da bir his oluştu mesela. Soru bu şekilde de gelebilir arkadaşlar. Yani sorular yine yeni nesilli gelecek. Belki siz farkında olamayabilirsiniz. Yani kolay yeni nesilli bir soru. MSU ayarında bir soru gelebilir arkadaşlar. Tabi AYT'si bu şekilde olmayacak biliyorsunuz. AYT'de soruların 4 tanesi AYT'de ne olacak arkadaşlar? Toplamda 12-13 tane bir geometri sorusu bekliyorum AYT'de. E, trigonometri sayısını arttırırlar diye bekliyorum. Bir de sözel soru olarak yarıya yakını ama 4 ya da 5 tanesi sözel soru olacaktır arkadaşlar. Buna da dikkat edin. O sözel soruları zaten biz e, yine e, azilin geometri denemelerinde koyduk. Zaten kitaplarda da çok karşılaşıyorsunuz artık. E, o tür soruları da artık yapabiliyorsunuz yine. Onları da yeni nesil soru olarak da alabiliriz aslında. E, 12-13 tane soru gelecek AYT kısmında. TYT kısmı da aynen bu şekilde olabilir. Süre sıkıntısı olmayacak ama... Bu arada pandemi sürecinden dolayı biraz da rehberlik de yapayım ben şimdi, şimdi size. Pandemi sürecinden dolayı bazı arkadaşlarınız şöyle diyebiliyor. Ya biz nasıl bir seneye denk geldik kardeşim ya. İşte sınava gireceğiz. işte şey korkusu var falan filan. Arkadaşlar olmuş olmuştur. Bunu bir geri planda geri plana atın. Bu söylemlerinizi atın. Bak sınava az bir süre kaldı. iki hafta gibi bir süre kaldı arkadaşlar. Ee, o yüzden bu söylemleri atın. Çünkü bu söylemler sizi strese sokar. Ya da sınav anında değişik şeyler yapmanızı e, yapmanızı sağlar arkadaşlar. Olmuş olmuştur. Her şey olacağına var. Belki sizin hakkınızda en hayırlısı bu sürecin bu şekilde olmasıydı arkadaşlar. Yani sen bu şekilde devam ettiğin zaman ne olacak biliyor musun? Bak Sınava gireceksin. Sınava girdiğinde bir zor soru gördüğünde hemen şu düşüncelere dalacaksın. Ya zaten pandemi, bir de bu soruyu sormuşlar. Ya ben nasıl, ne yapacağım falan filan derken o düşünce tarzı nereye kadar gidiyor biliyor musunuz? Soruların yarısında, soruların yarısında ya e, zaten zor bir süreçte, pandemi sürecinde, Covid sürecinde sınavı oluyoruz. E, Psikolojinde bozuk zaten. Aman deyip bırakacaksınız. Emin olun, çoğu öğrenci bu şekilde bırakacak. Belki de çoğu öğrenci zaten ders çalışmayı bu şekilde bıraktı. Ya o yüzden sen şu an beni dinliyorsan ve çalışıyorsan e, belki sen senin için çok büyük bir avantajı çevirebilirsin yani bunu. O yüzden bu şekilde lütfen düşünme. Olmuşu geride bırak. Ya, bu şekilde düşünen arkadaşlar bırakan arkadaşlar varsa bile dediklerime kulak alsın. Canlı başla soruları yapmaya çalışsın. Ha süre anlamında <laughs> TYT'de süre sıkıntısı yaşamayacağız. Aman süre sıkıntısı yok zaten hemen. Yavaş yavaş ben çözeyim. Ay böyle şey yapayım. Emin olun arkadaşlar normal e, sürede uzatılmadan ki önceki çözdüğünüz süredeki süreden e, daha az soru çözersiniz. Bu şekilde de çözersiniz. Benim size tavsiyem şu. Süre yine eski süreymiş gibi. Soruları çözün arkadaşlar zaten eskisinde yetiştiremiyordunuz bunda da büyük ihtimalle ucu ucuna yetiştireceksiniz arkadaşlar süre sayısı arttı ki bende şöyle bir hisse var adamlar açıklama yaptı ya süre sayısını arttırdık diye ya büyük ihtimal hikayeli sorular var orada da ya çocuklar zaten pandemi mandemi çocukların işte psikolojisi bozuldu sınav işte ileri aldık geri aldık falan filan süreyi yükseltelim. Bence biraz e, sorularda hikayeler çok fazla var, ondan dolayı da uzattılar arkadaşlar. Tabi pandemi de etkili. Bu benim düşüncem. Bu benim düşüncem arkadaşlar. Yani süreyi yetiştiremeyecek e, Türkçe soruları mesela uzun paragraflar var ya da matematik soruların içerisinde de yeni hikayeler var diye hissetmiyor da değilim arkadaşlar. O yüzden siz normalde e, süreniz yine eski süreymiş gibi hızlı hızlı yani çok hızlı değil tabii ki normal e, deneme sınavlarında nasıl çözüyorsanız o hızda çözmeye gayret edin arkadaşlar. E büyük ihtimal yine ucu uca denk gelecek. E, en azından geometri sorularını ya da göremediğiniz soruları göreceksiniz arkadaşlar burada tarih, coğrafya gibi. E, bazıları geometriyi sona bırakıyor mesela. Göremedik e, şeyi olmayacak yani en azından. Sor, MSÜ sorularının yorumlarında da genelde şey oldu. Soruları görebilseydik yapabilirdik. Şeyleri yorumları da çok geldi. E bunda öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Geometri mesela biliyorsanız ki çoğu kişide hani geometride eksiklik vardır ya matematik artmaz ya işte hep böyle eksik bırakırlar süreden dolayı da şey yapamazdı. E şimdi arkadaşım sen geometri biliyorsan sıkıntı yaşamayacaksın zaten. Çünkü artık geometri de yapacaksın. Geometri yapamayan yine yapamayacak zaten. Sıkıntı yok. Sen onlara oradan farkı atacaksın. Süre senin için aslında bir avantaj oldu. Ama normal hızla çözüyormuş gibi yap. Lütfen ama lütfen e, ondan sonrasında yapamadığın sorulara da e, kafa patlatırsın. İstersen matematikteki yapamadığın soruya 5 dakikanı ayır. Ama en sonda ayır. Yine turlama tekniğini lütfen ama lütfen yap. Tamam mı? Sakın ama sakın bu dediğimi unutma. Evet sınavda dediğim gibi o şekilde de hissediyorum aslında. Yani sanki böyle paragraf tarzı böyle sorular çok olacakmış gibi. Yeni nesilsiz soru imkansız arkadaşlar. Yeni nesilsiz sınav artık imkansız. Geometri adına konuşuyorum. Geometride yeni nesil olmazsa olmazları arasına girdi ki görüyorsunuz MSÖ'de de yarısı yeni nesil oldu arkadaşlar. Ha yani belki TYT'de hep eski tarz sorarlar. AYT'de yeni nesil sorarlar. O da yarı yarıya denk gelir zaten arkadaşlar. Bilemiyoruz tabii, Kesin ve nette konuşmamak lazım ama e, benim söylemim o arkadaşım. E, umarım da e, haklı olurum. Yeni nesil zaten yeni nesil sorular artık öyle çok zor sorular değil. E, çok zor sorular da sormuyorlar arkadaşlar. Yeni nesil kolay anlamda e, soru gelecek. Oradaki ince espriyi düşünebiliyorsan yeni nesilde o soru çok kolaydır. Ama o espriyi göremiyorsan o soru tabii ki çok zor bir soru olarak karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Kişiye göre de zorluk ya da kolaylık şeyi değişir Arkadaşlar dediğim gibi msv soruları gayet güzel hoş ve nazik bir şekilde hazırlanmış ee, yani öğrenciler yapabilsin diye hazırlanmış aslında yetiştirebilen arkadaşlar yapmıştır ee, Büyük ihtimalle benim kanalımı izleyenler demeyeyim de geometri çalışan arkadaşlar e, 8 tane net yapmıştır yani 8 tane net büyük ihtimalle yapmıştır diye düşünüyorum. E, i̇ki taneyi de heyecandan ya da süreden dolayı şey yapamıyor e, yap, yapamamışsınızdır diye şey yapalım. Mesela belki şu soruyu yapamamışsınızdır. Şu bir de belki yine şu dik üçgen sorusu belki kaçmıştır. Üç tane birden konu girmiştir. E, sekiz tane yapılmıştır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Sekiz, dokuz hatta fullleyen de çok fazladır. TET sınavında da büyük ihtimalle öyle olacak. AYT sınavında da büyük ihtimalle öyle olacak. Ama dediğim gibi ee, şeylere dikkat edin arkadaşlar süre anlamında Çok da fazla reafete kapılmayın 2020 tayfa Evet sizin için büyük ihtimalle son videom belki bir video daha çekebilirim ama Farklı bir sebepten dolayı bir video çekebilirim yine bir projem var O projede sizden e, Sadece bir destek isteyeceğim arkadaşlar önümüzdeki hafta e, Ya da bu 4-5 gün içerisinde yine bir video daha gelebilir e, Sizi çok fazla video oyalamak istemiyorum ama e, O videoda da e, Sizden bir isteğim olacak Bakalım. Ya bu zamana kadar hiçbir şey istemedim biliyorsunuz. Yani abone olun kardeşim ya falan demedik. E, orada bir belki bir isteğim olabilir arkadaşlar sizden. E, ciddi anlamda 2020 tayfa sizin yeriniz apayrı bende. Hatta şu şekildeki bir 20 tayfa alıp şuraya asacağım arkadaşlar. Evde, evimde bir yere asacağım. Şöyle kalp içine alıp hepinizi gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. E, sınavda başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah umarım hak ettiğiniz yere giderseniz ama dediğim gibi sınavı ciddi bir şekilde yaparsanız yani bu pandemi sürecini falan geri plana iterseniz böyle e, emin olun sınavınız çok da güzel bir şekilde geçecek arkadaşlar. O psikolojiyle girin lütfen tamam mı? Evet hepinizi öpüyorum. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.